Bağır kardeşim bağır. Sen bari durma bağır. Dert Müslüman Türk'ündür. Tüm dünya ondan sağır. Büyük Türk milleti, değerli basın mensupları, muhterem Samsunlular. 9 Aralık 1948'de Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair bir sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Aralık ayının ikinci haftası insan hakları ihlalleri haftası olarak anılmaktadır. Bu vesileyle Türk dünyasının kanayan yarası Doğu Türkistan meselesine dikkatlerinizi bir kez daha çekmek istiyoruz. Zira Doğu Türkistan yaşadığımız çağda Türklüğün kâr belası haline gelmiştir. Soydaşlarımızın feryadı arşa alaya uzamaktadır. Onların sesine ses verenler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Doğu Türkistanlı soydaş ve dindaşlarımız dinleri, kültürleri yüzünden yıllardır zulüm soluyor. Onlara dönük baskılar özellikle son günlerde dayanılmaz bir hal almıştır. Uygur Türklüğü giderek artan bir sindirme ve son verme hücumuna maruz kalmaktadır. Çin soykırıma varan uygulamalarını başta inkar etmiştir. Mızrak çuvala sığmayınca yaptıklarına mesleki eğitim ve aşırılıkla mücadele gibi kılıflar uydurmaktadırlar. Modern Nazi kamplarını meşrulaştırmak üzere her türlü diplomatik hileye fütursuzca sarılmaktadırlar. Diğer yandan da sırf Türk soylu oldukları için aydın, sanatçı ve bilim adamlarını sudan bahanelerle hapislere atmaya, Müslüman ailelerin evlerine Komünist Partisi görevlilerini zorunlu misafir olarak bulundurmaya, bunun gibi kabulü mümkün görülmeyen pek çok gayri ahlaki uygulamaya devam etmiştir. Türk dünyasının kadim medeniyet merkezini işkence merkezi haline getirmişlerdir. Çin devleti Doğu Türkistan'da yaşayan ve çoğunluğu Uygur olmak üzere Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman Türk unsurlarını kitlesel zulümlerle boğmayı amaçlamaktadır. Gelen bilgilere göre milyonlarca soydaşımız yargılanmaksızın kamplarda hapsedilmiştir. Burada katı bir gözetime tabi tutularak psikolojik baskılarla ana dillerini, dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadırlar. Kampların dışındaki Müslüman Türk varlığı ise temel insan haklarını ayaklar altına alan muameleler yaşamaktadır. Her adımları izlenmekte, birbirlerini gammazlanmaya zorlamakta, ibadetleri yasaklanmakta, camileri yıkılmakta, sözün kısası canlarından bıktırılmaktadırlar. Bu şekilde devam etmesi durumunda Doğu Türkistan emsali görülmemiş bir Türk kırgınına sahne olacaktır. Bugün burada toplananların amacı Çin'in iş işlerine karışmak gibi diplomatik bir gerekçeye sığdırılamayacak ölçekte ulvidir. Ekonomik ve stratejik işbirliği düşünülerek milyonlarca Müslüman Türk'ün tüm dünyanın gözü önünde asimilasyona uğramasına müsaade edemeyiz. Çin, Doğu Türkistan'da uzun süredir terörizm ve dini aşırılık bahanesiyle devam ettirdiği bu ırkçı tutumundan, insan hakları ve inanç hürriyeti kısıtlamalarından ve yeniden eğitim kapları adıyla açık hava hapishanesi haline getirdiği çağdaş işkence yuvalarından bir an önce vazgeçmelidir. Yasa dışı bir şekilde gözaltında tutulan soydaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri olmak üzere uluslararası toplumu bu konuda duyarlı davranmaya ve çözüm üretmeye davet ediyoruz. Kamuoyunumuza saygıyla arz ederiz. Bu vesileyle bizi yalnız bırakmayan siz değerli katılımcılara, başta koordinasyon vazifesini üstlenen
Samsun Alperen Ocaklar olmak üzere hassasiyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerimizin temsilcilerine Tertip Heyeti adına teşekkürlerimi arz ederim.